Merhaba arkadaşlar. Soru cevap videoma hoş geldiniz. Hadi başlayalım. Tamam, gelelim ilk sorumuza. MMA'den nasıl veya ne kadar para kazanılabilir? Bu sporu mesleğe dönüştürsek geliri iyi olur mu? Şimdi arkadaşlar, zor bir soru. Çünkü kimisi çok iyi paralar kazanıyor, kimisi hiç para kazanamıyor. Neden böyle? Şöyle söyleyeyim. Eğer iyi seviyeye çıkarsanız çok iyi paralar kazanırsınız. Ama o seviyeye çıkmak tabii ki de çok zor bir şey. Ve şunu bilmeniz lazım ki kaç kişi o seviyeye çıkabiliyor yani. Yani çoğu kişi, çoğu sporcu iyi para kazanamıyor. İlk maçınıza çıkıp milyoner olacağını zannediyorsanız arkadaşlar yanılıyorsunuz. Böyle bir şey yok maalesef. İlk maçınızda işte 300-500 dolar alırsınız yaklaşık. Seviyeniz ilerledikçe, maç yaptıkça o tabi alacağınız para yükselecek. Ve aynı zamanda nerede dövüşeceğinize bağlı, hangi organizasyonda dövüşeceğinize bağlı, bir de kontratın şartlarına bağlı. Yani yaklaşık işte 300 dolardan, ortalama 300-500 dolardan başlayıp milyonlara kadar gidebiliyor. Tamam, ikinci soruya geçelim. Çok merak edilen bir soru. Ortalama prof olma süresi ne kadar? Arkadaşlar bu tamamen size bağlıdır. Ama şöyle diyebilirim. Ortalama her şeyi bırakıp MMA yaparsanız, mesela bütün hayatınız MMA olursa, her gün antrenman yaparsanız, haftanın 6 günü antrenman yaparsanız, yani tamamen MMA'ya odaklanırsanız 3 senede, yaklaşık 3 senede profesyonel olmanız mümkün. Ve iyi seviyeye çıkabilirsiniz yani. Yani tabii ki de bu 3 sene kolay olmayacak. Bazı şeylerden vazgeçmek zorunda kalacaksın. Mecbur yani. Gerçekten bir şey başarmak istiyorsan kısa sürede her şeyden vazgeçmek zorunda kalacaksın. Mesela ne bileyim, pek gezemezsin. Pek özel hayatın olmayacak. Yani çalışıyorsan iş antrenman, iş antrenman, iş antrenman olacak yani bu şekilde. Gelelim üçüncü soruya. İlk para kazanmaya ne zaman başladınız? Ben ilk paramı ilk profesyonel maça çıkınca kazandım. 500 dolar aldım ilk maçımdan. Ve bu inanılmaz bir histir yani. Çok sevdiğin bir işten para kazandığın zaman gerçekten çok mutlu ediyor insanı yani. Gelelim dördüncü soruya. 15 yaşındayım. Sporcu geçmişim yok. Ama başlayacağım. UFC'ye kaç yılda katılabilirim? Şimdi çok iyi yaştasın. 14-15 yaş MMA'ye başlamak için çok güzel bir yaş aslında. Sen kısıtlamalar biter bitmez hemen salona git, antrenmanlara başla. UFC'ye kaç yılda katılabilirsin? Ben sana net bir tarih veremem tabii ki de. Bu tamamen sadece sana bağlı değil. Senin menajerlerine de bağlı yani. İyi sporcu olman yeterli değildir. Bağlantıların olması lazım. Yani o kanalı bulman lazım, UFC'ye kanalı. Beşinci soru. İlk maçındaki hisleri sormayın arkadaşlar. Yani çok çok heyecanlıydı gerçekten. İlk maç inanılmaz berbattı. Yani teknik meknik hiçbir şey aklıma gelmedi. Gerçekten gözüm kapalı dövüştüm yani. İlk maçlar her zaman bu kadar kötü geçiyor. Ama kesinlikle bunu atlatmanız gerekiyor yani. İlk maçından sonra tecrübe kazandıkça sakinleşmeye başlayacaksınız. O kadar heyecanlanmayacaksınız. Altıncı soru. Nickname neden Anaconda? Şimdi yıllar önce MMA'ya başladığım zamanlar bir salonda, Runner'da, hatta biliyorsanız Antalya'da Runner Fight Club var. Orada bir arkadaşla güreşirken sürekli submission'larla bitiriyordum. Submission nedir bilmeyenler varsa, işte kitleme boğma hareketleriyle işte pes ettiriyordum rakibi. Bunu izleyen Okay Hoca vardı, Okay Koşar.
O bana uydurmaya başladı ondan sonra. Orada bağırmaya başladı işte. Emran hadi o anakonda gibi bitir. Hadi anakonda gibi bitir. Öyle uydurdu bana. Herkes bana anakonda demeye başladı. Ben aslında ilk önce beğenmemiştim ama herkes bana artık anakonda diyordu onun için. Mecbur sevdim bu nickname'i. Yedinci soru. Sokakta hiç kavga ettin mi? Ettiysen MMA'ye faydası var mı? Sokakta kavga ettim mi? Ettim. MMA'ye faydası var mı? Yok. Yani hiç faydası yok. Hatta çok insanla karşılaşıyorum. Salona gelen, yeni başlayan. İşte ben sokakta bu kadar dövüştüm de, işte şu kadar yaptım da. Yok işte herkesi paramparça ederim de. Sonra hayal kırıklığına uğruyorlar. Neden? Çünkü MMA'de teknik konuşur. Yani sokakta dövüşmeniz size sadece cesaret katar. Tabii ki de MMA'de cesaretli olmanız gerekiyor ama bu yeterli değil. İlk önce tekniktir. Eğer teknik bilmiyorsanız MMA'de hiçbir şey yapamazsınız. Sekizinci soru. Bu spora başlamak için 15 yaş geç mi? Daha önce de söylemiştim zaten. 15 yaş aslında tam yaşı. 14-15 yaş MMA'ye başlamak için mükemmeldir yani. Daha da geç başlarsanız yine başarabilirsiniz. Bu tamamen ne kadar antrenmanları sıkı yapacağınıza bağlı. Ben 19 yaşında başladım. Mesela örnek veriyorum. İşte 20 yaşta geç değil, 22 yaşta geç değil, 25 de yaş geç değil yani örnekler var. Örnek veriyorum işte Junior Dos Santos yanlış hatırlamıyorsam 25 yaşında başlamış ve UFC şampiyonu olmuş adam yani. Yaş gerçekten önemli değil. Ne kadar sıkı antrenman yapmanız önemli. Gelelim 9. soruya. Emran Hoca TR'deki herkesi pes ettirecek güce sahip. Teşekkür ederim. Kaç yıldır sporda uğraşıyor ve tecrübesi ne? MMA ile ben toplam 7 senedir uğraşıyorum. Tecrübem şu birkaç tane amatör maç ve toplam 5 tane profesyonel maç yaptım. Tecrübem bu kadar. Daha fazla olmasını istiyorum tabii ki de. Maç yapmaya çalışıyorum. İnşallah en kısa sürede daha fazla maç yapabileceğim. 10. soru. Maçlarda çok sakinsiniz. Bu sakinlik nereden geliyor? Daha önce söylemiştim. Tecrübeyle geliyor. İlk maçımda hiç sakin değildim yani. Hatta ikinci ve üçüncü maçta da sakin değildim. Yani bu gittikçe heyecan azaldıkça sakinleşmeye başlıyorsun. Yani tecrübeyle geliyor sakinlik. 11. soru. Maça ne zaman çıkmayı düşünüyorsunuz? Bana kalsa yarın da çıkarım maça. Ama işte her şey bu kadar kolay değil. Yani göründüğü gibi kolay değil. Çabalıyoruz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Arıyoruz, araştırıyoruz. Benim için uğraşan insanlar var, menajerlerim var. Bana maç arayan. Şimdi arıyoruz bakalım. İnşallah en kısa sürede maça çıkacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olun. Beğenin. Hadi bay bay. Bir de son olarak şunu söylemek istiyorum. UFC hakkında çok fazla soru geldi. İşte UFC'ye katılmayı düşünüyor musun gibisine. İşte UFC'ye katılmak istiyor musun? Tabii ki de arkadaşlar UFC'ye katılmak istiyorum. Zaten bu sporu yapan her sporcu bunu ister. Yani bu işin zirvesi UFC'dir. Tabii ki de orada dövüşmek isterim. Elimden geleni yapacağım orada dövüşmek için.